Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir konuyla karşınızdayım. İnsofen als. Evet, gördüğünüz gibi 3 farklı inzofen konusuyla karşınızdayım. İnsofen plus als ve inzofen als, ikisi farklı şeyler. Birazdan anlatacağım. Öncelikle inzofen bir bağlaç olarak, şimdi als'ı çıkarayım da kafanız karışmasın. Bir bağlaç olarak ne anlama geliyor? İlk anlamı bakın, 3 tane anlamdan bahsedeceğim bu videoda. Wen, Fals, Foras, Gesetzt, das anlamlarına geliyor. İlk anlamı da bağlaç olarak ve fiil sona gidiyor, dikkat edin. Örnek olarak, insofern ich mit meiner Arbeit fertig bin, kann ich mit dir ins Kino gehen. İşim biter bitmez, eğer biterse seninle sinemaya gidebilirim. Şunu da öğretmek istiyorum size. İnzofern yerine zofern de diyebilirim. Kısaltabilirim. Bu yapıyı da kullanabilirim. İlk örneğimizde when anlamıyla kullanılmış, parantez içinde yazdım size. İkinci örneğimize geçelim. Sie hat die Absicht, an einem Deutschkurs teilzunehmen, Komma, insofern er Geld sparen kann. Burada ne? O bir Almanca kursuna katılmak diye bir niyeti var. Tabii bunun için bir şart gerekli. O şart ne? Para kazanması. Voraus gesetzt das anlamı var burada. Insofern adverb, yani zarf olarak ne anlama geliyor? In dieser Hinsicht. Aus dem genannten Grund. Yani bu bakımdan, anılan sebepten dolayı, yani deshalb anlamında. Veya was das betrifft. Neyle ilgili olduğu. Sünonimi de insoweit burada. Örnek. Die Firma schrieb alles ausführlich. İşte firma her şeyi ayrıntılı olarak yazmış. Insofern finde ich den Vertrag perfekt. Ben de bu sebepten dolayı sözleşmeyi mükemmel buluyorum. Bakın, adverb olarak kullandım, yani zarf olarak kullandığımda insofern'den sonra fiilim geliyor. Bağlaç olarak kullandığımda fiil sona gidiyor. Sonra insofern plus als. Bakın burada gene bir bağlaç da kullanıyorum. Koma demişim, koma alacak. Bağlaç olarak kullanıyorum. Dikkat edin. Ve virgüllü demek ne demek? Şurada göstereceğim şimdi. Ve while anlamına gelir, dikkat. Hamburg verdient seinen Ruf als eine der schönsten Städte. Insofern Zürich. Bakın, insofern burada. Virgül als yapısı var. Insofern zurecht, als es in Hamburg viele grüne Parken, alte Gebäude und Flüsse zusammen gibt. Ya işte burada neden Hamburg en güzel şehirler arasında sayılıyor? Insofern zurecht, virgül, als çünkü anlamında. Bakın, burada insofern varsa buraya, insofern varsa buraya while koyamazsınız. Bunu da öğreteyim. Sonra insofern als. O ne koma? Bakalım ne demek? Bu da farklıdır, ikisi, dikkat edin. Du hast die Prüfung bestanden. Koma, bakın virgül gelmiş. Insofern als du sehr gut gelernt hast. Sen bu sınavı çok çalışarak, çok iyi öğrenerek başardın. Burada da bir indirim anlamı var arkadaşlar. Dikkat edin. Bakın, burada ikisi ayrılmıyor. Insofern als. Burada ise insofern cümle içinde, sonra virgül geliyor. Sonra cümle, yan cümle als ile başlıyor. Arada fark var ve anlamsal fark var. Burada insofern plus als koma olan, yani ayrı ayrı kullanıldığında while anlamında. Insofern als bitişik. Yani ikisi yan yana kullanılır. Burada da indirim anlamı kazanıyor. Yani sen çok iyi yaparak bir şey yaptın, ya da işte sen kazadaki insanlara hızlı davranarak yardım ettin. Bu anlama geliyor. İnsofern als arkadaşlar. Bakın, fark var. Önemli bir konu. Güzel de anlattığımı düşünüyorum. Ve fiilin pozisyonuna da dikkat edin arkadaşlar. Evet, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.